Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 4 Eylül 2024 Çarşamba. Ben Ferhan Köseoğlu. Avrupa'da öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Gündemde sıcak gelişmeler var. Hepsini birazdan sizlerle paylaşacağız. Yeni sezona başladık malum, ilk haftamız ve geçen sene birkaç kez bu hatırlatmada bulunmuştum. Yine o hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Yayınlarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Daha çok insana ulaşabilmemiz için çok önemli. Yine yorumlarınızı da lütfen bizimle paylaşın. Çünkü sizin yorumlarınız bizim gündemimizi belirliyor. Bu noktada desteklerinize ihtiyacımız var. Bu camiada gündemin ailesinin bir ferdi olarak bu acizane isteğimizi buradan size iletmiş olalım ve geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Bugün gündemde neler var? Bugün seçimleri konuşacağız. Almanya'da malum aşırı sağ hafta sonu iki eyalette düzenlenen seçimlerde rekor kırdı. Peki bu seçimlere Türkler nasıl bakıyor, bu sonuçlara? Almanya'da yaşayan Türklere sorduk. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız. Almanya'da ekonomi giderek daha kötüye gidiyor maalesef. Bununla ilgili bir veri var. Diğer bir haberimiz ise izin sezonuyla ilgili. İzin sezonunun artık sonuna yaklaşırken, hatta sonu da diyebiliriz, rekorlar kırıldı bu sene. Neyle ilgili onu da sizlerle paylaşacağız. Diğer bir gelişme maalesef Almanya'da milyonlarca vatandaşı üzecek. Açıklamayı Çalışma Bakanı yaptı. Özellikle işsizleri üzecek bir açıklama. Onun detayları da haber bültenimizde olacak. Yine son olarak güzel bir gelişme. Almanya'da son dönemde benzin ve dizel fiyatlarında büyük düşüşler söz konusu. Hatta son yıllarda görmediğimiz bir düşüş de diyebiliriz. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem başlıyor. Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde aşırı sağcı AfD'nin rekor düzeyde oy alması, hatta öyle ki 1945'ten beri ilk kez aşırı sağcı bir parti bir eyalette ilk sırada yer aldı. Ülkede makul düşünen herkesi derinden endişelendirmeye devam ediyor. Tabii ki ülkede yaşayan göç kökenliler de endişelenlerin başında geliyor. Malum söz konusu partinin en büyük özelliği göçmen düşmanlığı, İslam karşıtlığı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları da endişelenenler arasında. Köln'de yaşayan Türkler sosyal hayatta yabancı kökenlere yönelik yaşanan dışlanmanın artacağı endişesini taşıyor. Almanya'nın iki eyaletinde 1 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin rekor düzeyde oy alması, Türkler başta olmak üzere ülkede yaşayan yabancı kökenliler arasında endişeye yol açtı. Köln'de yaşayan Türkler aşırı sağcı partilerin oy oranlarının son yıllarda artmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek sosyal hayatta yabancı kökenlilere yönelik yaşanan dışlamanın artacağı endişesi yaşadıklarını ifade etti. Bir sağ partisinin Almanya'da gene %30 veya üstünde alması tabii ki endişe veriyor. İkinci Dünya Savaşı'nı aklımıza getirdiğimizde Almanya gibi bir ülkenin böyle bir tarihi olduğuna rağmen sadece bir partinin ya böyle bir oy orantısı alması. Bu yükseliş endişelendiriyor şiddetli bir şekilde. Bu şekilde giderse korkum ileriki seçimde AfD'nin parlamentoya girip çoğunluğu ele alması. Nurettin Demir isimli vatandaş da AfD'nin iktidara gelmesi durumunda göç kökenlilerin çok büyük problemler yaşayacağını aktardı. Çünkü eğer ileride iktidara gelirlerse çok büyük problemler yaşayacağımızı kanısındayım. Halk rahatsız olur. Yok onu yapmayın, yok bunu yapmayın. Bir sürü nedenlerle problem yaşayacağız yani. A'dan Z'ye kadar. Zannediyorum burada bütün yabancılar ve başta Türk de olmak üzere çok endişeliyiz. Köln'de taksicilik yapan Yavuz Yılmaz da sağ partilerin iktidara gelmesi bizim için çok kötü olacak diye konuştu. Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı AfD partisi oylarını rekor düzeyde artırmıştı. Evet, Almanya'da sokaktaki vatandaşlar böyle düşünüyordu. Vatandaşların bir bölümü Almanya'da yaşayan Türkler. Tabii izleyicilerimiz bu noktada ne düşünüyor? Onu da açıkçası ben de merak ediyorum. Daha önceki yayınlarımızda sık sık Almanya'da seçimlere katılımın neden çok önemli olduğunu vurgulamıştım, sizlerle paylaşmıştım. İşte bunun bir örneği. Maalesef 1945'ten beri olmayan bir şey oldu. Bir eyalette aşırı sağ
birinci sırada geldi, hatta rekor kırdı. Az önce haberde de izlediniz. Böyle bir durum, böyle bir sonuç sizi nasıl ilgilendiriyor? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Aşırı sağcı parti EFD'nin bu denli oylarını artırması, hatta bir eyalette açık ara ilk sırada gelmesi sizi endişelendiriyor mu? Siz bu durum nedeniyle gelecek noktasında bir kaygı duyuyor musunuz? Lütfen bizimle paylaşın. Duyarlı olmamız lazım. Yaşadığımız ülkenin siyasetine de bu noktada duyarsız kalmayalım lütfen. Ve kesinlikle her şey birebir bizi ilgilendiren bir durum. Onun için lütfen yorumlarınızı da bizimle paylaşın. Yarın yorumlarınızı da bu noktada bakmaya çalışacağım. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Almanya'da her ne kadar enflasyonda bir gerileme söz konusu olsa da ekonomik göstergeler iyiye gitmiyor. Almanya'da şirketlerin durumu Ağustos ayında da kötüleşmeye devam etti. Şirketler giderek büyüyen kriz karşısında yeni işçi alım yerine daha fazla işçiyi işten çıkarmayı düşünüyor. Almanya'da ekonomik göstergeler giderek kötüye gitmeye devam ediyor. Almanya'da da şirketlerin durumu Ağustos ayında da kötüleşmeye devam etti. Şirketler giderek büyüyen kriz karşısında yeni işçi alımı yerine daha fazla işçiyi işten çıkarmayı düşünüyor. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Enstitüsü İFO'nun raporuna göre ekonomideki genel kötü gidişat devam ediyor. İFO, Ağustos ayında da şirketlerin durumunun kötüye gittiğini işaret ederek, Temmuz'da 87 olan güven endeksinin Ağustos ayında 86,6 puana gerilediğini açıkladı. Böylece Almanya'daki en önemli ekonomik göstergede art arda 3. kez düşüş kaydedildi. Ekonomik durgunluk nedeniyle birçok şirket personel alımını durdurduğu gibi işten çıkışları da hızlandırdı. Şirketlerin gerileyen siparişlerden şikayetçi olduğunu belirten İFO Başkanı Clemens Fuß, Alman ekonomisi giderek daha büyük krize giriyor diye konuştu. Bir izin sezonu daha geride kaldı. Bu yıl Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu okulların kapanmasıyla izin için Türkiye'ye koştular. Sınır kapılarında büyük yoğunluklar oluştu. Tabii ben de bu yıl karayoluyla Türkiye'ye gidenlerdenim. Sıla yolunda bizzat gözlemleme imkanı buldum. Bu yıl özellikle bazı günlerde sınır kapılarında büyük bir yoğunluk oluştu. Maalesef bazı vatandaşlar saatlerce gümrükte beklemek zorunda kaldı. Değişebiliyor. Bazen mesela Sırbistan gümrüğünde 2 saat bekleyen vatandaş, kendisinden yarım saat sonra giden bir kişi hiç beklemeden geçebiliyor. Bu yıl da onu test etmiş, onu görmüş olduk. Ya da mesela Macaristan gümrüğünde bir vatandaş 30 dakika beklerken başka bir vatandaş, maalesef buna da şahit olduk, bazı arkadaşlarımız var, 10 saat beklemek zorunda kalıyor Macaristan gümrüğünde. Yine Hırvatistan gümrüğünde de keza aynısı. Tabii bu yıl Türkiye'den çıkışlarda da bir yoğunluk söz konusu oldu. Kapıkule'de keza aynı şekilde. Ancak Kapıkule'deki o sistem vatandaşların daha fazla mağdur olmasının önüne geçti. Vatandaşlar yoğunlukta parka alınıp dinlenip sırası gelen Kapıkule'den çağrılıp oradan ilerledi. Bu da tabii güzel bir uygulamaydı. Çünkü tuvalet ihtiyacını giderdi insanlar, başka türlü ihtiyaçlarını giderdi. Güzel bir uygulamaydı, ancak bu yıl gerçekten sınır kapılarında bir yoğunluk oluştu diyebiliriz. Tabii bu neyin göstergesi? Türkiye'ye olan ilginin göstergesi. Bununla ilgili yapılan bir açıklama var. Son verileri Edirne Valisi açıkladı. Açıklanan verilere göre 22 Haziran 31 Ağustos tarihleri arasında 4.330.025 Avrupalı Türk sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmış. Bu yaz dönemi Edirne'deki sınır kapılarında rekor bir yoğunluk yaşandı. 22 Haziran 31 Ağustos arasında 4.330.025 Avrupalı Türk sınır kapılarından giriş yaptı. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunda kentteki sınır kapılarından 4.330.025 yolcunun giriş çıkış yaptığını söyledi. 31 Ağustos itibariyle binek araç giriş ve çıkışlarımızda gurbetçi sezonu için söylüyorum. 1.059.834 araç giriş ve çıkışı oldu ve 4.333.000 gurbetçimizin bu sene giriş ve çıkışı kapılarımızdan
söz konusu. Vali Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'deki sınır kapılarında yaz aylarında gurbetçi trafiğine bağlı yoğunluk yaşandığını anımsattı. Avrupalı Türklerin dönüş trafiğinin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu işaret etti. Eylül'ün ilk haftası itibariyle sonlanan gurbetçi sezonumuzu artık son haftasındayız. İyiden iyiye azalmış durumda geliş ve gidişler gurbetçilerimiz açısından. Haziran ayının 3. haftasıyla Eylül ayının ilk haftasını kapsayan gurbetçi sezonunun bu yılda harekette geçirildiğini ifade eden Sezer, giriş ve çıkışlarda yolcu ve araç trafiği bakımından geçen yıla oranla %10'luk artış olduğunu belirtti. Bu sene rekorlara imza attık. Onu tekrarlamaya gerek yok. Ya 57 bin yolcu girişiyle beraber bir günde bütün kapı kule ve bütün kapıların rekorunu da bu sene elde etmiş olduk. Almanya'da tartışmaların odağındaki vatandaşlık parasıyla ilgili hükümetten radikal bir karar geldi. Milyonlarca vatandaşı da üzecek bir gelişme. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, enflasyonun düşmesi nedeniyle 2025'te vatandaşlık parasında herhangi bir artış olmayacağını duyurdu. Ayrıca gelecek yıldan itibaren vatandaşlık parası alanlar çok daha sıkı kontrol edilecek. Almanya'da milyonları üzecek haberi Çalışma Bakanı Hubertus Heil açıkladı. Çalışma Bakanı Heil, Almanya'da 2024 yılı için vatandaşlık yardım ödeneklerine zam yapılmayacağını duyurdu. Çalışma Bakanı bu kararı enflasyondaki düşüşe dayandırdı. Almanya'da Ağustos ayında enflasyon oranı enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte %1,9'a gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşmıştı. Heil, RTL kanalına yaptığı açıklamada bu nedenle mevcut verilere ve yasal düzenlemelere göre 1 Ocak'ta vatandaşlık yardım ödeneklerine herhangi bir zam yapılmayacak dedi. Bakan Heil ayrıca sosyal yardımların kötüye kullanımını önlemek amacıyla daha sıkı yaptırımlar getirilmesini planladığını belirtti. Randevulara düzenli olarak katılmayan ya da kayıtsız çalıştığı tespit edilen yardımdan yararlananlara yönelik yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. Bu çerçevede istihdam ajansları ve gümrük birimleri arasındaki veri alışverişinin de güçlendirileceği de belirtildi. Almanya'da geçen yıl vatandaşlık parasına %12 oranında zam yapılmıştı. Evet, vatandaşlık parası yine gündemde. Yine bugün Almanya'nın gündeminin ilk sırasındaydı. Tabii koalisyonda da bir anlaşmazlık söz konusu. Partiler bu noktada anlaşamıyor. Az önce haberde de vurguladık. Geçen yıl %12'den fazla bir zam yapılmıştı vatandaşlık parasına. Bu da tabii özellikle FDP'nin büyük tepkisini çekmişti. İşte o tepkiden korkan aslında biraz da diğer koalisyonun ortakları bu yıl zam yapmama kararı aldılar. Enflasyon az önce de haberde vurguladık. Düşse de ekonomik göstergeler daha da kötüye gidiyor. Tabii enflasyondaki bu sıkıntılar, insanların alım gücündeki bu azalmaya rağmen her ne olursa olsun sosyal yardımda bir artışın olmaması tabii ki milyonlarca vatandaşı derinden etkileyecek. Zaten zor geçinen insanlar giderek daha da zor geçinmeye başlayacak Almanya'da. Bence tabii hükümetin aldığı bu karar aslında sorunu çözmüyor, sorunu daha da ağırlaştırıyor. Bunu da bu sene belki milyonlarca insan maalesef yaşayıp görecek. Tabii biz süreci takip ediyoruz. Bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili daha nasıl adımlar atılacak. Ukrayna ve Rusya arası başlayan savaş sonrası tavan yapan akaryakıt fiyatlarında son haftalarda sevindirici bir seyir söz konusu. Akaryakıt fiyatları Almanya'da son ayların en düşük seviyesinde. ADAC'nin verilerine göre dizel fiyatları 1 euro 59 sente kadar geriledi. Ukrayna ve Rusya arasında patlak veren savaş sonrası tavan yapan akaryakıt fiyatları Almanya'da son ayların en düşük seviyesinde. Otomobil kurumu ADAC'nin verilerine göre benzin fiyatları litre başına ortalama 1 euro 71 sente düşerek bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu rakam geçen haftaya göre 1,8 sent daha ucuz. Mazot fiyatları da bir miktar ucuzladı ve litre başına 1 euro 59 sente gerileyerek Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Uzmanlar Brent türü ham petrol fiyatlarının yeniden düşmesinin akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin ana nedeni olduğunu belirtti.
Akaryakıt fiyatı varil başına yaklaşık 77 ABD dolarına düştü. Ayrıca Euro'nun ABD doları karşısında güçlenmesi de benzin fiyatlarının düşmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak ADAS mazot fiyatlarının düşmesine rağmen hala çok yüksek olduğunu belirtti. Almanya'daki 16 eyalet arasında akaryakıt fiyatlarında büyük farklılıklar olması ise dikkat çekiyor. Ayrıca bölgesel fiyatların yanı sıra günün saatine göre de akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Akşam saat 19.20 ve 21.22 arasında fiyatlar en düşük seviyede oluyor. Evet, bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Tabii yayın bültenimizin sonuna kadar bizi takip eden izleyicilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.